Çizme meselesi tabii Türkiye'de çok konuşulan bir mesele. Tabii. Özellikle Türkiye gibi bir toplumda. Doğal olarak. Hani genelde hep Hristiyanların Müslüman olması haber olur. Çok azdır yani bir Müslümanın tabii. farklı bir dini tabii. tercih etmesi. Tabii, tabii. Neden tabii, böyle bir tercihte bulunmuş? Tepkisel bir seçimdi benimki. Ben bunu daha önceki televizyon programlarında da açıkladım. Yani eski Türkiye'nin bizlere daha batılı bir zihniyetin getirdiği ve okullardan itibaren dayattığı bir eğitim sisteminin sonucunda bizlere aslında İslamiyet'in hala İslamofobiyi ortlatmaya çalışılır. Hala belli noktalarda İslamiyet'in belli bölgelerden yükselmesi istenmez. Bu Orta Çağ'da da böyleydi. Tarih tekerrür eder. Bununla beraber bu zihniyet ve ondan sonraki devamında İttihat ve Terakki zihniyeti diyorum ben ona, bizi bir şekilde ya dinden uzaklaştırdı ya bizi dine öcü gibi gösterdi. Yani gerçek bir arayışın aslında o noktadan geçebileceğini bize doğru bir noktada anlatılmadı. Bizim için beş vakit namaz kılan ve oruç tutan belli kalıplar üzerine kuruldu din. Aslında din bu değildi. Din... Peki siz buna bir tepki olarak mı, niye tepki olarak Hristiyanlığı seçiyorsunuz? Yani çünkü onun yerine... tepkisel bir davranış. Çünkü üzerinize bir dayatma var. Ne çünkü üzerinize bir baskı yani? Var. Birçok düşündüğüm şey oldu. Birçok kapitalist ve kapitalist sistemin getirdiği ve sıra dışılık adına yapılabilecek şeylerin aslında bu kişi kendi hatasını kendi üstüne almalıdır. Ve din arayış dediğimiz nokta kişinin tamamen yaradanla kul arasındadır. Dolayısıyla da bu noktadan baktığımız zaman anlamadığım taraflar vardı, okumadığım taraflar vardı, araştırmadığım taraflar vardı ve üzerime de bir realite dayatıldığı için bu budur diye bir ezberci eğitim sisteminden okuma araştırma yönüne değil daha, ya da akıl veren doğru öğretmenler, doğru akıl hocaları yönlendirmesiyle değil. Kendi arayışım sonucunda tepkisel olarak bir zihniyete, yani ben buna Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti de diyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ve arkasındaki İttihat ve Terakki zihniyeti de yani diyorum gerçekten, aynı zamanda. Anlamaya çalışıyorum. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetine tepki gösterip neden İslam dininden çıkıp Hristiyan dinine geçiyorsunuz? O sadece Cumhuriyet anlamıyorum. Halk Partisi diye bunu söylersek şu anda bunu siyasallaştırmış oluruz. O zaman tepki, yine biz yani, o zaman biz yine belli hani tepki, şekilde kızarsınız o zaman kutuplaştırma... yani buna tepki duyduğunuz zaman bu anlattıklarınıza o zaman yapılması gereken tam tersi İslam dinini öğrenmek, yakından bakmak Bilmiyorsunuz gerekmiyor mu? Ki o zamanın cehaleti. Bu da benim hatam. Peki, bıraktınız, yani siz geçtiniz. Bakıyor musunuz? Siz çocukluk yaşlarınızdan itibaren baktınız mı? Elbette baktım. Siz ilkokuldan itibaren bir araştırma dönemine girdiniz. Bu biraz ve tamamen bütün yaşadığı şifrelerini... çevreyle, doğduğu çevreyle Kesinlikle ilgili. Biraz öyle. Bu insanın kaderinde de olan bir şey. Yani kadercilik, her şey... Yanlış anlaşılmış bir kadercilik anlayışına inanmıyorum ben. Kaderimizi biraz biz belirliyoruz. Girmeyelim. Peki ayrı. Siz Hristiyan olduktan sonra o ritüelleri yerine getirdiniz mi? Çünkü hep o görüntüler hala yayınlanıyor, dön dolaş duruyor. Tam anlamıyla bir ben hiçbir zaman... Hiçbir zaman Hristiyanlıkla kaynaşamadım. Neden? Dolayısıyla kaynaşamazsınız, mümkün değil. Geçerliliği kalmamış bir dinle kaynaşmanız mümkün değil. Çünkü Orta Çağ medeniyetinde baktığınız zaman 40 bin tane Müslümanı kılıçtan geçiren ve feodal sistemin esiri altında tamamen insanlara hizmet etmek üzere, yani feodal sistemdeki soylulara, yani bugünün baronlarına diyebiliriz mesela. Hizmet etmek üzere kurulmuş olan... Hayır, bilmiyordum. Sonradan öğrendiğim sonra zaman... Tabii ki. Tabii ki. Ne hissettiniz? Ne hissettim? Birincisi bir gerçeği keşfettiğim için memnun oldum. İkincisi dünyanın haline şöyle biraz tepeden çıkıp baktığım zaman hala bu sistemin geçerli olduğunu ve hala bir takım zihniyetler tarafından bizim ülkemize oynanan oyunlar sonucunda bu zihniyetin tekrar gelip bölmek ve parçalamak üzerine. Yani bugün televizyonlara baktığınız zaman en iyi bildiğimiz sanat filmleri, bizim sevdiğimiz diyelim ki sanat filmlerinin altında aslında subliminal olarak verilen Hristiyanlığın ne kadar doğru bir din olduğu ama bununla beraber aynı zamanda topluma verilen bir ahlak çöküntüsü. Bunların hepsinin mesajlar halinde ve sistematik olarak geldiğini görüyoruz zaten. Bunu nasıl gördünüz? Yani bir okuyarak mı, bir anda bir şey mi oldu? Bir anda olmaz birisi böyle sizi şeyler. Birisi mi sizi uyardı ya da siz bir yere mi kapıldınız, bir şeye mi girdiniz? Hiçbir şeye kapılmadım. Bunu ben ya hep da bir söylüyorum. Akşam yattınız ve ne bileyim öyle bir mümkün ilahi mü, bir şey. Mümkün mü Cüneyt Bey böyle bir şey olmasın? Ha, anlamaya çalışıyorum. Nasıl ya oldu? Mümkün mü böyle bir şey olmasın? Olabilir. Yani bir akşam yatıp da kalktığımız zaman aydık diye, yani şimdi insanların söylediği gibi ya önüne bir kağıt veriyorlar, okutturuyorlar ya da işte birileri oradan bir şey dolduruyor, bu kızın da boşlukları var, alıp buradan kapılıyor gibi bir şey olması mümkün değil. Benim arayışım 22 yaşından beri devam.